Antalya'nın gözde tatil beldelerinden birisi olan Kemer'de ilçe merkezinin yanı sıra mahallelerde de yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri Göynük Mahallesi'nde uzun yıllardır yapılması beklenen yol ve kaldırım çalışmalarına başladı. Antalya'nın turizm merkezlerinden birisi olan Kemer'de Kemer Belediyesi ekiplerinin yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor. İlçe merkezinde yapılan düzenlemelerin yanı sıra belediye ekipleri mahallelerde de çalışmalarına hız verdi. Kemer'de 5 yıldır yapılmayan hizmetleri 1 yıla sığdırdığını söyleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir çalışma yürütüldü ve ekipler çalışmalara başladı. İlçe merkezinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Göynük Mahalle sakinlerinin şikayetlerine rağmen 5 yıldır yapılamayan yollar ve kaldırımlarda düzenleme çalışmasına başladı. Mahallede Kurtuluş Caddesi ve sağ tarafında kalan bölgede altyapı sorununu yaklaşık 6 yıl önce Antalya Büyükşehir Belediyesi çözdü. Fakat 5 yıl boyunca o şekilde durdu ve vatandaşlar 5 yıl boyunca toz yuttular. Bu kadar sıcak olan bir memlekette pencerelerini daha açamadılar. Topaloğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte acil bir planlama yapıldı ve birçok çalışma başlatılarak Göynük Mahallesi adeta yeniden düzenlendi. Peki Göynük'te neler yapıldı? Kurtuluş Caddesi'nin devamı olan 9 metrelik yola yaklaşık 16 milimetre kadar asfalt döktük. Bunun yanında yine 1 kilometre yağmur suyu drenaj attı. 1 kilometre orta revüj yaptık ve aydınlatma direklerine, görsel aydınlatma direklerine çok güzel bir şekle kavuştu. Artı yine o bölgede yollara kaldırım ve park taşları döşek. Mesela 5000 metrekare kaldırım yaptık. 4000 metrekare bordür taşları, 2000 metrekare orta revüj yaparak bunları çiçeklendirerek Göynük halkının kullanımına sunduk. Yani sonuç şu, 5 yıldır yapılamayan hizmetleri bir yıla sığdırdık. Kemer Belediyesi daha önce de Tekirova ve Çamyuva mahallelerinde de düzenleme çalışması yapmıştı. Belediye şimdi Beldibi Mahallesi'nin imar planlarını bekliyor. Beldibi'nin imar planını bekliyoruz. Beldibi'nin de imar planı geldiği zaman aynı hizmetlerin daha fazlası orada devam edecek. Çünkü yıllardan beri Beldibi'de imar olmadığı için bir hizmet alamamış.